Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Galatasaray Haberleri kanalından Alaaddin Uslu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Gerson Fernandes, Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı. Henüz 22 yaşında olan genç yıldız, futbolculuk kariyerine çok hızlı bir giriş yapsa da daha sonra gerileme dönemine geçti diyebiliriz. Peki, Gerson Fernandes kimdir? Biz de Gerson'un hayatını sizler için hikayeleştirdik. İyi seyirler. Gerson Fernandes 9 Ocak 1999'da Sutton ve Principe'nin başkenti Sutton'da dünyaya geldi. Anne ve babası doğduğunda ona Gerson Carvalho Fernandes ismini verdi. Orta sınıf bir ailede büyüdü. Sutton, Nijerya'nın güney kıyılarının çok güneyinde ve Kamerun ve Gabon kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda yer almaktadır. Ülke Afrika köle ticareti döneminde Portekizliler tarafından kuruldu. Gerson Fernandes yaşamının büyük bir bölümünü futbol oynayarak geçirdi. Sutton sokaklarında futbol oynamanın eğlencesi çocukken takdir ettiği tek şeydi. Gerson Fernandes ailesiyle birlikte Portekiz'e yerleşti. Portekiz'de yaşarken Gerson futbol hobisine Sutton'da kaldığı yerden devam etti. Bu kez profesyonel bir futbolcu olmaya kararlıydı. 2008 yılında 10 yaşında Gerson futbol dersleri almaya başladı. Bu Frilas'ta bulunan ve Portekiz futbolunda hiçbir ünü olmayan küçük bir yerel kulüp Frilas, küçük Gerson'ı yıldız futbolcuya dönüştürdü. Bir gün futbol oynarken hocası, "Gerson, lütfen gel biraz otur ve diğerlerinin oynamasına izin ver." Gerson'ın koçuna hızlı cevabı, kariyerinin ilk günlerinde ne kadar iyi olduğunu özetledi. "Hocam, lütfen biraz daha oynamama izin verin," demişti. Okul ve akademi arkadaşları ona İspanyol kökenli bir isim olan Kartal anlamına gelen Paco takma adını verdi. Gerson o kadar iyi olduğu için Portekizli futbol devleri Sporting Lisbon ve Benfica 2008-2009 sezonunun sonunda onu transfer etmek istediler. Benfica, Gerson Fernandes için Frilas'ın yöneticisine 250 euro artı 25 top teklif etti. Müzakerede gecikmeyi önlemek için kulüp Frilas'ın başkanını aradı ve şu sözleri sarf etti. "Paramızı ve 25 futbol topunu almak hiçbir şey almamaktan daha iyidir. Çünkü Sporting Lisbon size hiçbir şey ödemeden sezon sonunda oyuncunuzu kadrosuna katacak," dedi. Hiçbir seçeneği kalmayan Frilas kulübü teklifi kabul etti. Ailesi en başta bu transfere izin vermiyor, daha sonra bu transfere izin vermek zorunda kalıyorlar ve geleceğin yıldızı Gerson Fernandes'in yolculuğu başlamış oluyor. Gerson Fernandes, Benfica'nın gençlik sistemine katıldı ve buradan hemen bir etki yaratmaya başladı. Tıpkı Sanchez ve Nani'nin selefleri gibi kulübün gençlik saflarını geçerek adım adım tırmanırken fiziksel ve futbolda büyük ilerleme kaydetti. Genç futbolcu Portekiz vatandaşlığını aldı ve milli takım olarak Portekiz'i seçti. 2016 yılı Gerson'ın gençlik kariyerinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası kadrosuna davet edildi. Gerson bu turnuvayı yeteneğini dünyaya sergilemek için bir fırsat olarak gördü. Gerson 9 maçta forma giyip bir gol kaydetti. Gerson Fernandes'in yükselmesi. Gerson 2018-19 sezonunda da kadroya girmeyi başardı. Yükselen yıldıza 10 Ağustos 2018'de Benfica taraftarları tarafından ilk üst düzey maçından sonra hayalet takma adı verildi. Gerson oynadığı oyunla eski yıldız futbolcuları hatırlattı. En iyi güç merkezlerinden ikisi olan Axel Witsel, Nemanja Matić, Gerson 2018-2019 sezonunda toplam 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 2018-19 sezonu Gerson Fernandes'in aceleyle unutamayacağı bir sezondu. Sezon sonu ligin en çok yükselen orta saha oyuncularından biri olarak gösterildi. Diğer takım arkadaşlarıyla birlikte Benfica'nın 2018-2019 sezonu şampiyonu olmasına yardımcı oldular. Benfica yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşme fesih bedelini 60'tan 120 milyon euroya çıkardı. Gerson Fernandes, 2018-2019 sezonunu en iyi şekilde bitirdi. Ne yazık ki 2019-2020 sezonuna en kötü şekilde başladı. Sağ ayağında bir metatars kırığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Bu durumdan yararlanan en iyi Avrupa kulüpleri 120 milyon euroluk ağır serbest kalma maddesine rağmen orta saha oyuncusu için transfer teklifleri yapmaya başladılar. Gelson Fernandes'i tanıyanlar genellikle onun zeki, istikrarlı ve güvenilir olduğunu söylerler. Gelson 2009 yılından itibaren yalnız yaşamayı öğrendi. Bu Benfica'da yaşamak için ailesini Frilus'ta bıraktığı yıldı. Gelson Fernandes'in ebeveynleri emeklerinin meyvelerini alırken oğullarının ihtiyaç duyduğu en iyi ebeveyn desteğini sağlamak gibi sorumluluklar almaya başladı bile. Afrika kökenli çoğu ebeveyn gibi Gelson Fernandes'in ebeveynleri de başarılı olması için dua etmek için zaman ayırıyor. Gelson'a yakından baktığınızda büyük olasılıkla yara izi gibi görünen bir şey göreceksiniz. Bu bir yara izi değil, doğum lekesidir. Bazı insanlar hayatları boyunca yüz doğum lekeleriyle aşk-nefret ilişkisi yaşarken Gelson doğum lekelerini benimsedi. Gelson Fernandes aile hayatı bölümünde size ebeveynlerinin oğullarının kariyer başarısı için ciddiyetle dua eden bir fotoğrafını gösterdik. Bu hareket futbolcunun muhtemelen bir Hristiyan evinden geldiği anlamına geliyor. Bununla birlikte Gelson'ın tamamen Hristiyanlık dinine bağlı olup olmadığı bilinmemektedir. Gelson Fernandes saha içinde olduğu kadar saha dışında çok renkli bir hayatı var. Sürat teknesi, lüks arabaları çok sevdiği sosyal medya hayatından da anlaşılıyor. Gelson Fernandes 2019-2020 sezonunun devre arasında Tottenham'a transfer oldu. Burada toplamda 12 maça çıkmıştır. Ama bunların sadece ikisinde ilk 11 başlamıştır. 2020-21 sezonunda ise ligde hiç forma şansı bulamamıştır. Ancak yaşadığı sakatlık ve Portekizli tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile ters düşünce formasından uzak kaldı. Kariyerinde gerileme yaşarken ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştur. Taraftarın büyük umutlar beslediği Gelson Fernandes'in Galatasaray kariyeri bakalım nasıl şekillenecek. Gelson Fernandes'in kariyerine bakacak olursak Portekiz'in yaş altı takımında toplam 39 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Genç yıldız Benfica formasıyla ise 60 maça çıktı, 2 gol 2 asist kaydetti. Tottenham'da ise kötü bir dönem geçiren Fernandes toplam 14 karşılaşmada görev aldı ve takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı. Arkadaşlar, Gelson'un hayatını sizler için elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Eğer siz de anlatmamızı istediğiniz futbolcu varsa yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Görüşmek üzere.